Baveri u vekabit eder heye. Berfadan deheste müdahene. Jin u jiyane. Coş u morale. Bi peşengiye ve dikerin berfaden hamu bendan perçe perçe bitin. U azadiya pürume jikelan rabinin. Sözleriyle ortak yaşamı müjdeleyen, inancıyla tüm halklara umut olan, kararlılığıyla yeniden yaşamı, barışı haykıran, özgürlük inancıyla milyonların sesi olan U Nahaci her seferin partilerden radikal gelen Bilal Selahattin Demirtaş. Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş sizlerle. Çok değerli kardeşlerim, saygıdeğer arkadaşlarım. Her zaman olduğu gibi coşkunuzla, heyecanınızla, umudunuzla bu salonu doldurdunuz. Sizler her biriniz şeref verdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Sizleri burada Londra'da bu kadar heyecanla görmek, sevinçle, coşkuyla bütün baskılara, zulme karşı dimdik ayakta görmek bizlere de büyük bir moral veriyor. Büyük bir heyecan veriyor. Hepiniz hoş geldiniz değerli kardeşler. Zahmetli, sıkıntılı bir dönemde sizlerle bir aradayız. Ne yazık ki, ne acı ki, katliamlar, ölümler, zulümler yabancısı olduğumuz şeyler değil. Ne acı ki. Yakın tarihimizde, geçmişimizde acılarla dolu. Dünyanın en verimli topraklarında tarihin gördüğü ilk medeniyetin yeşerdiği coğrafyada 30'a yakın büyük medeniyetin inşa edildiği Mezopotamya, Anadolu, Kürdistan topraklarında şimdi ve maalesef uzun yıllardır sadece acı ekiliyor, acı biçiliyor. Bunlar belki ilk yaşadığımız acılar değil ama hiçbir zaman alışmadık. Katliamlara, sürgünlere, soykırımlara, işkencelere hiçbir zaman alışmadık. İnsan olan nasıl alışır ki? Kendine insanım diyen bunu nasıl kanıksar ki? Fakat şu da var. Sizler ülkeden buraya göç etmek zorunda kalmış olan kardeşlerim. Evet, topraklarımızda, ülkemizde acı var, zulüm var. Ama bir o kadar da görkemli bir direniş var. Zulmün karşısında boyun eğmeyen yiğitler var. Sizler varsınız.
Ve işte bu acılara karşı dayanma gücü veren şey budur. Bir arada olmaktır. Acıda da sevinçte de ortaklaşabilmektir. Ülkemin bütün güzel halklarının, inançlarının, kimliklerinin acı etrafında bir arada durması. Tıpkı şu salonda olduğu gibi. Her bir rengiyle çiçek bahçesinin değerli birer çiçeği gibi topraklarımızın inkar edilen, yok sayılan bütün gerçekleri yan yana durduğu için bu acılara dayanabiliyoruz. Hep birlikte direnebildiğimiz için bu acılara dayanabiliyoruz. Ve elbet, elbet bu duruş işte hesap soracak olan... ...soracak olan bu duruştur işte. Ben bu vesileyle Londra'daki bütün dostlarımızı, bütün ilerici, yurtsever, demokrat, devrimcileri yürekten kutluyorum. Burada çok iyi bir iş yaptınız. Zorluklara karşı bir araya geldiniz ve 7 Haziran'da bunu görünür hale getirip bütün dünyada bir rekor kırdınız. Burada Halkların Demokratik Partisi'ni, yani Halkların Birliği'ni birinci parti yaparak bütün dünyanın en yüksek oy oranıyla rekor kırdınız. Bu bizim açımızdan bize verilmiş çok önemli bir mesajdır. Sizin sandığa attığınız her oy bize verilmiş bir emirdir, bir talimattır. İnanın buradan, Londra'dan çuvallara doldurulup getirilen zarflar sizin oylarınız yani. Her biri açıldığında biz onların her birinin içinden sadece HDP'ye basılmış evet mührünü görmüyoruz. Onlar bizim için talimattır. Bize dediniz ki biz ülkemizde özgürlük istiyoruz. Biz kardeşlik istiyoruz. Bu mührü basanlar, HDP'nin altına evet mührünü basanlar, Kürdüz, Türküz, Sünniyiz, Aleviyiz, Çerkeziz, Lazız, Ermeniyiz ama kardeşiz. Bak HDP'nin çınarının altına evet mührünü basıyoruz. Barış istiyoruz dediniz ve biz ezilenden yanayız. Bu da bizim için bir emirdir. Biz böyle telakki ettik, böyle anladık. O kadar kıymetlidir ki vatandan binlerce kilometre ötede ülkesini unutmamak, orada yaşayan kardeşlerinin acısına merhem olabilmek için sandık başına gitmek, ben sizi unutmadım diyebilmek, Londra'dayım, İngiltere'deyim ama yüreğim sizinle, orada direnenlerle, orada başımızı dik tutan yiğitlerle, kardeşlerimizle birlikte yüreğimiz atıyor dediniz. Bu nedenle yaptığınız iş çok kıymetli. Sadece bir oydan, bir zarftan ibaret değil. Bu Orta Doğu coğrafyasının, Orta Doğu halklarının parçalanmışlığı karşısında birlik ve beraberlik adına verilmiş çok güçlü bir mesajdır. Türkiye'de de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Öylesine bir hale getirdiler ki hep anlatıyorum. İçimiz yanarak, yüreğimiz parçalanarak bir gerçeği anlatıyorum. Nedir o? İnanın ki kullandıkları dil, izledikleri politika artık Türkiye'yi mahalle mahalle bölünmüş hale getirdi neredeyse. Mahalle mahalle, şehir şehir demiyorum. Mahalle mahalle. İktidar partisine oy verenler, vermeyenler. Türkiye'yi bu şekilde ikiye ayırdılar. Oy vermeyenler vatan hainidir. Oy vermeyenler ülkenin düşmanıdır. Oy vermeyenler teröristtir. Oy vermeyenler bölücüdür. Oy vermeyenler o ülkede yaşamayı hak etmeyen demokrasi düşmanlarıdır. Gece gündüz bunu anlattılar. Halen anlatıyorlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Oy isterken ne yapıyorlar? Biz diyorlar, onlar diyorlar. Onlar dedikleri kim? Biziz. Biz şöyle izleyip kendilerini överken şu vatan hainleri, şu bölücüler, şu teröristler yani AKP'ye oy vermeyenleri tamamıyla düşmanlaştırdılar. Ve ülkenin maalesef şu anda bu bölünmüşlüğüne çare sunabilecek tek güç bizler kaldık. Barışı, kardeşliği,
özgürlüğü ve demokrasi kavram olarak içini layıkıyla dolduran bizler kaldık. Bizler eğer bu dönemde ülkemize, geleceğimize sahip çıkmazsak, bu tarihi dönemde rolümüzü oynamazsak, inanın ki çocuklarımız, torunlarımız artık bugünkü Türkiye'yi bile mumla arayacaklar. Suriye'nin, Irak'ın durumu ortada. Yemen'e kadar, Mısır'dan, Libya'dan, Lübnan'a kadar ülkelerin durumu ortada. Oralarda HDP gibi bir anlayış yeşermedi, güçlenmedi. Maalesef. Çünkü halklar, kimlikler birbirini düşman olarak görmeden bir arada duramazlarsa dışarıdan ve içeriden onları birbirine düşman edecek çok güç var. Tetikte bekleyen, pusuda bekleyen çok güç var. Biz bütün bunlara karşı büyük bir demokrasi birliği kurduk. Ülkemizin gerçeğidir bu. Bizim ülkemizde o topraklarda kimse teklik üzerine hiçbir şey inşa edemez. Teklik kavramı bizim ülkemiz için en tehlikeli kavramdır. Zannediyorlar ki ülke bugüne kadar bölünmemişse tek millet, tek dil olduğumuz için bölünmemiş. Hayır. Devlet faşizan, ırkçı, tekçi bir anlayışı dayattı ama toplumda tekçiliği yaratmayı başaramadı. O yüzden bir aradayız. Çoğulcu inancımız, kültürümüzle, çoğulcu demokrasi anlayışımızla biz aslında Türkiye'de devlet ve iktidarlarla hiçbir zaman uyuşmadık. Halk başka bir şey, devlet başka bir şeydir. Ve maalesef ülkemizde devlet neredeyse kutsaldır. Yarı tanrı gibidir. Eleştirilmez, dokunulmazdır. Devlete yönettiğiniz her eleştiri vatan hainliğiyle, suçlamayla sizi karşı karşıya bırakır. İşte bugünlerde olduğu gibi. Katliam yapar, söyleyemezsiniz. İşkence yapar, söyleyemezsiniz. Yasaktır. Çünkü devlet haşa yarı tanrıdır Türkiye'de. Ona dokunan yanar. Hep böyle oldu tarihimiz. Şimdi biz bu anlayışı yıkmak istiyoruz. O devlet dedikleri, kutsal hale getirdikleri o yanlış ve çarpık anlayışı düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim için kutsal olan insandır. Devlet onun hizmetkarıdır. Ne kutsalı? Devlet bizim kölemizdir, kölemiz. Parasını veririz, bizim için çalışır. Bu kadar. Bu kadar. Vergimizi veririz, maaşını veririz devletin personelinin, başbakanının da, cumhurbaşkanının da, milletvekilinin, bürokratlarının da işi millete hizmettir. Onların yeri yeni bir kutsallık yaratmak değil. Bugünlerde bak işte Ankara katliamı, Suruç, Diyarbakır katliamları göz göre göre devlet içerisinden destek alarak barbar bir örgüt IŞİD gibi insanlığın da İslam'ın da bütün bölgenin de başına bela olmuş bir örgüt rahatlıkla gelip katliam yapabiliyor. Ve siz devlete tek bir eleştiri yapamazsınız diyorlar. Dikkat edin, hep birlikte el ele verip bizi siyaseten linç etmeye çalışıyorlar. Öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki, dikkat edin, başbakanı, cumhurbaşkanı dikkatle dinleyin. Bizim devlete yönelttiğimiz eleştiriyi halka, millete karşı bir düşmanlık olarak anlatıyorlar meydanlarda. Ey halkımız, ey milletimiz diyorlar. Görüyor musunuz, bunlar diyor devleti ve milleti katil olarak adlandırıyorlar. Çünkü kutsal devlet anlayışıyla milletin kafasını bir kez daha boş teorilerle doldurup ona inandırarak yanlarına arkalarına almaya çalışıyorlar. Daha önce de tekrarladım. Bilmesek, inanmasak söylemeyiz. Katildir bu devlet, katil. Tarihte o kadar çok katliam yapmış ki katildir ya. Şimdi Dersim katliamını kim yaptı? Çorum'u, Maraş'ı, Sivas kim yaptı? Gazi, Gezi, Roboski kim yaptı?
Şimdi bakın, devlet bütün bunları yapar ama hakkını yememek lazım. Üstünü örtmekte de yeryüzünde bundan başarılı başka bir devlet yok. Bir numara. Üstünü örtmekte bir numara. Devlet içinden karanlık güçler falan değil öyle. Aleni bir şekilde devlet içerisinden güçler size işkence yapar ama siz işkenceyle ilgili suç duyurusu yapsanız size soruşturma açarlar. Bakın 400 parti binamız ve iş yeri yakıldı yakın zamanda. Bir gecede, iki gecede 400. Bütün devlet erkanının gözü önünde, polisler eşliğinde, emniyet müdürleri, kaymakamlar eşliğinde, basının huzurunda, canlı yayınlarda binalarımız yakıldı. Alev alev. Tek biri müdahale etmedi, ettirmediler. Çünkü devlet karar vermişti, yakılacak. Başka çaresi yok demişlerdi. Bütün o binalar yakılırken, yıkılırken kime soruşturma açtılar? Bana. Çünkü dedim ki devlet yakmış. Bunu örtme konusunda başarılılar işte. Binlerce insanı sokağa döküp günlerce linç kampanyası yürüttüler. Bir kişiye soruşturma açıldı. O da parti binaları yakılan kişiye. Onun eş genel başkanına. Şimdi bu devleti bize masum sütten çıkmış ak kaşık diye yutturmaya çalışmasınlar. Biz devlet karşıtı değiliz. Faşist, zorba, barbar devlet karşıtıyız. Onu demokratikleştirmek istiyoruz. Bölmek, parçalamak değil, halkın malı yapmak istiyoruz. Devlet halkın elinden alınmış, göklere çıkarılmış. Biz onu yere indirmek istiyoruz. Hak ettiği yere, yani insan omuzundan daha aşağıya indirmek istiyoruz. Devletin yeri en fazla orası olabilir. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir sorun. Biz bunu çözemediğimiz müddetçe biz olamayız. Devlet bizi kul köle olarak gördüğü müddetçe bizler anayasal statü kazanmış vatandaşlar ve halklar olamayız. Buna izin vermezler. HDP bunu değiştirmek istiyor. Gücümüz olursa, iktidara gelirsek biz bütün Türkiye toplumuna demokratik bir devlet vaat ediyoruz. Tek kişinin saraydan yönettiği bir devlet değil. Her yerde yerel yönetimleri güçlü, belediye başkanı, belediye meclisi yetkileriyle birlikte kendi kentini, kendi şehrini yönetebileceği özerklik sistemini bu yüzden öneriyoruz. Bakın şunu diyoruz, bize oy verin, yetkilerimizi size vereceğiz diyoruz. Öbürü ne diyor? Bize oy verin, ben başkan olacağım diyor. Tek başıma ülkeyi yöneteceğim diyor. İki ayrı dünyadan söz ediyoruz. İki ayrı uçtan söz ediyoruz. Biz bu nedenle tarihi bir iş yapıyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği buradan geçer işte. Ve bunu kim olarak yapıyoruz? Kim yaşıyorsa Türkiye'de. Sadece Kürtler değil, sadece Türkler değil. Hep birlikte yapıyoruz. İşte başarının sırrı buradadır. Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte kazanacağız ki birlikte yaşayabilelim. Beraber yaşayabilelim. Birbirimizden korkmadan, birbirimizi tehdit ve tehlike olarak görmeden, devletten korkmadan, devleti tehdit ve tehlike olarak görmeden yaşayabilmenin yolu birlikte mücadeleden geçer. Yan yana durduğunuz her gün, her saat birbirinizle daha çok dost olursunuz, yoldaş olursunuz, kardeş olursunuz. Aynı partide, aynı barikatta, aynı mitingde, aynı grevde direnenler ancak birbirini anlarlar. Ancak o şekilde kazanılırsa zaferin ismi demokratik zafer olur. Bütün inançları eşit kılmak zorundayız. Bütün kimlikleri eşit kılmak zorundayız. Devlet hiç kimse ayrım yapmaz, yapamaz. Sen cemevine gidiyorsun, dolayısıyla tehditsin, tehlikesin diyemez bir devlet. Cemevi Kızılbaş
Alevi için ibadethanedir. Bitmiştir. Nokta. Devlet bunu tartışamaz. Sadece onu kabul etmek düşer devlete. Sadece kabul etmek. Ve maalesef, maalesef ülkemizde bu renkliliklerin veya bu zenginliğin özgürlüğü yok. Keşke olsaydı. Herkes inancı gibi, inandığı gibi yaşamakta. Keşke serbest olsaydı. Diyorlar ya, ülkemizde özgür olmayan var mı? Eşit olmayan var mı diyorlar. Bir örnek vereyim. Bak Muharrem orucu değil mi? Muharrem yasındayız. Ramazan'ı da yaşıyoruz. Ben sünni bir Müslümanım, Şafii'yim. Ramazan'ı da görüyoruz. Her gün televizyonlarda sabaha kadar Ramazan programları, iftar programları, devlet erkanının iftar açılışları değil mi? Peki Aleviler de o ülkenin yurttaşı değil mi? Muharrem orucu ile ilgili hangi kanalda ne program var? Toplumun hangi hassasiyeti var? Hangi devlet erkanı Alevi ile birlikte Muharrem orucu açıyor? Kim? E hani eşittik? Hani herkes kardeşti? Hani yaradılanı yaradandan ötürü seviyordun? Yalancı? Yalancı işte. Senden benden vergi alıyor mu? Alıyor. Alırken Aleviler vergi vermesin diyor mu? Demiyor. Ben Alevi'ye hizmet yapmayacağım, o yüzden vergi vermesine gerek yok diyor mu? Yok. Tıkır tıkır kuruşuna kadar alıyor vergiyi. Kürt'ten de alıyor. Laz'dan, Çerkez'den, Ermeni'den, Arap'tan, herkesten alıyor. E hizmet ederken niye bize ayrımcılık yapılıyor? Niye biz ana dilimizde eğitim alamıyoruz? Niye biz de Kürt olarak yaşayamıyoruz? Bunlar işte kandırmacadır, kandırmaca. Diyorlar ya, hepimiz eşit olacağız, birlik olacağız. Yalanın daniskası, yalancının daniskası bunlar. Usta yalancı usta, öbürü yeni başlamış yalancıda. O stajyer daha yeni başlamış da, o büyüğü usta yalancı. Diğeri beceremiyor, daha yeni o. Sözde ustasının yanında yetişmiş ama daha tam öğrenememiş. Yalan konuşuyor ama yüzünden akıyor, yüzünden. Yüzü kızarıyor yalan söylerken. Öbürü usta. Ayaküstü on tane yalan sıralar, hissetmezsin bile. Kardeşlik diyorlar. Bak kardeşlik kavramının içinin bu kadar boşaltıldığı başka bir ülke yoktur. Biz diyorlar 80 milyon kardeşiz. Bizim buna itirazımız olmaz. Ama sen kardeşlik kavramı altında kandırıyorsun bizi. Eziyorsun bizi. Sen kendine oy verenleri kardeş, bizi düşman gibi görüyorsun. Barış kavramının içini boşaltmışsın. Barış derken kendisinin önünde diz çökme, biat etmeyi anlıyor. Barış derken herkesin ona tabi olmasından söz ediyoruz. Oysa biz barış derken özgürlüklerden, demokrasiden söz ediyoruz. Aynı kavramları kullanıyoruz ama onlar yalancıdır, yalancı. Biz hakikati, doğruyu, gerçeği konuşuyoruz, gerçeği söylüyoruz. Bu yüzden işte, bu yüzden bizi bu kadar büyük tehlike olarak görüyorlar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçeği çamurla kapatamazsın. Ne yaparsan yap. Biz gücümüzü hakikatten alıyoruz. Halkın gerçekliğinden alıyoruz. Bu yüzden bizimle baş edemiyorlar. Yalancı, yalan söyleyen hakikat karşısında er veya geç mutlaka erir. Yalancının mumu en fazla yatsıya kadar. 7 Haziran olmadı, 1 Kasım'a kadar yanar. Sonra ne yapacaklar? Sonra. Evet. İşte onun zamanı geliyor artık. Geciktik bile, geciktik. Türkiye'nin bütün ezilenleri geciktik. Yan yana gelmekte geciktik. Bir arada durmakta geciktik.
ayrı ayrı mahallelerde mücadele ettik hep. Küçük küçük dereler şeklinde ayrı ayrı denize ulaşmaya çalıştık. Kocaman gürül gürül bir nehir olmayı başaramadık, geciktik. Şimdi o eksiğimizi tamamlıyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. 1 Kasım'da yeni bir yaşamı inşallah hep birlikte inşa ediyoruz. Artık onun zamanı geldi, geçti bile. Korkmayın kardeşlerim. Yan yana ezilenlerin yan yana durması en büyük güçtür. Ezilenden ezilene zulüm gelmez. Birbirinizden korkmayın. Kimlikleriniz, mezhepleriniz, yaşam tarzlarınız. 7 Haziran'da önemli bir iş başardık. Olmaz dedikleri, imkansız dedikleri şeyi hayata geçirdik. Tarihimizdeki ezilmişlerin parçalanmışlığını önemli ölçüde giderdik. Hazmedemiyorlar çünkü bu gücün ne kadar etkili, ne kadar büyük bir güç olduğunu biliyorlar. Hazmedemiyorlar çünkü Türkiye'nin kaderini değiştirecek çizgi bu çizgidir. Türkiye'yi savaştan kurtaracak çizgi bu çizgidir. Halkların birbirine düşman olmasının çaresi bu çizgidir. İşçinin, emekçinin, köylünün, alın teriyle geçinenin hak sahibi olacağı çizgi bu çizgidir. Kadınların mal olarak, meta olarak görünmeyeceği, eşit insan onuruyla özgürlük mücadelesinin timsali olacağı çizgi bu çizgidir. Kadınların ülkeyi yöneteceği çizgi bu çizgidir. Korktukları şey budur. Emin olun korktukları şey budur. Ben değil. Etim ne, budum ne? Benden niye korksunlar? Çok korkulacak biri de değilim zannedersen. Ama sizden korkuyorlar. Sizden korkuyorlar. Yan yanasınız. O yüzden korkuyorlar. Korkmakta da haklılar. Hatta daha fazla korkmalarında fayda var. Hatta tir tir titremelerinde fayda var. Çünkü bir kez daha geliyorsunuz, daha güçlü geliyorsunuz. Başaracaksınız. Kendinize güvenin. Mücadelenize güvenin. Geride bıraktığımız şehitlerimizin mirasına, emanetine güvenin. Onlar ki gözünü kırpmadan ölüme gittiler. İşkence tezgahlarında sen verdiler, sır vermediler, İBO oldular. Ahmet zindanında darbeye, cuntaya direndiler. Faşizmin yüzüne tükürdüler. 3 kibrit çöpüyle özgürlük meşalesini yaktılar. Mazlum Doğan oldular. İdam sehpasına giderken başları dimdikti, kendi taburelerine kendileri tekme vurdular. Cellatlarına bile boyun eğdirdiler, deniz oldular. Mahir oldular, Ulaş oldular. Her yerde direndiler. Pir Sultan oldular. Seyit Rıza oldular. Asla boyun eğmediler. Biz de onların mirasına, emanetine sahip çıkmak zorundayız. Eğer ki zamanı gelmişse bu düşüncenin, onu durduracak hiçbir zorba yoktur artık. HDP işte bütün bu ilericilerin ortak partisidir. Çatısıdır, şemsiyesidir. Ağacımızın her bir dalı toprağın ayrı bir kökünden beslenir. Her bir yaprağında ayrı bir düşüncenin zerafeti, güzelliği vardır. O yüzden korkuyorlar bizden. Yoksa ben kim onları korkutmak ki? Siz korkutun onları, devam edin, iyi bir iş yapıyorsunuz. Doğru bir iş yapıyorsunuz. Ülkemiz ancak böyle aydınlanır. Ülkemiz ancak böyle özgürlüğe kavuşur. Kürt halkı ancak
böyle özgür olur. Türk halkı böyle demokrasiyle tanışır. Aleviler başı dik korkmadan kendi öz yurdunda ancak böyle yaşar. Kadınlar, gençler, bu topraklar bizimdir diyen ortak vatan olarak bellemiş bütün halklar ancak böyle kurtuluruz. Yan yana, omuz omuza. İşte bu düşüncenin partileşmiş adıdır HDP. Sadece seçim için kurulmuş değil, özgürlük sevdasını yüreğinde taşıyanların bizzatihi kendi emeğiyle var ettiği bir halk hareketidir. Onu koruyun, o ağacı oylarınızla sulayın, dualarınızla sulayın, sloganlarınızla büyütün ki bu zor günleri hep birlikte aşalım. Yoksa her gün öldürmeye devam edecekler. Her gün güçlerinin yettiği her yerde kan akıtmaya devam edecekler. Kürt'ün Türk'e düşmanlığı yoktur, olamaz. Türk'ün Kürt'e düşmanlığı yoktur, olamaz. Buna izin veremeyiz. Bizim bu devlet yönetim anlayışıyla sorunumuz var. Onu el ele verelim, düzeltelim. Bizler Kürdistanlı, Karadenizli, Trakyalı, Egeli, Anadolu'nun her bir köşesinden o vatanı ana vatan yapmış, yurt edinmiş her bir insan. Kendi ülkemize ancak böyle sahip çıkabiliriz. Faşizme bel bağlayarak değil, milliyetçiliğe, ırkçılığa, tekçiliğe bel bağlayarak değil, çoğulcu bir demokraside özgür yurttaşlar, özgür halklar olarak yaşamak dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Bizi bize düşman edenlere, etmeye çalışanlara inat, inadına beraber inadına HDP diyeceğiz. Birkaç gün sonra burada da sandıklar kurulacak, oy verme işlemleri başlayacak. Eminim İngiltere bir kez daha kendi rekorunu kıracak. Buraya inanın ki sizlerden oy istemek için gelmedim. 7 Haziran için bir teşekkür borcumuz vardı. Teşekkür etmeye geldik. Siz zaten gereğini yapıyorsunuz. Fazlasıyla yapıyorsunuz. İnşallah 1 Kasım'da da sizlere güzel haberler, müjdeli haberler vereceğiz. Türkiye'yi kurtaracak alternatif bir iktidar seçeneğini ortaya çıkaracağız. Ülkemizde savaşı durduracağız. Kürt sorununu demokrasi çerçevesinde çözeceğiz. Yeni sivil özgürlükçü bir anayasa yapacağız. O anayasada her biriniz kendinizi göreceksiniz. O anayasayı okuyan her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı işte bu benim anayasam diyecek. İşte bu benim devletim diyecek. İşte bana adil yaklaşacak yönetim budur diyecek. O zaman gönül rahatlığıyla ülkeye dönmek isteyenleri ülkeye, ana vatana çağıracağız. Buyurun, yolunuz açıldı, gelin hep birlikte özgürce ülkemizde yaşayalım diyeceğiz. Siz hazırsanız biz de hazırız. Ülkemizi yönetmeye karar verdiysek bunun gereğini yapacağız. 1 Kasım'da sandıklar açıldığında sizin burada şu küçücük mühür var ya, evet mühürü, onunla ne büyük işler yaptığınız ortaya çıkacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bu gece emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Katılım gösteren, zahmet edip buraya gelen siz değerli dostlara, yoldaşlara, canlara binlerce kez saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Gelinmeyi heyecancı var, hamiyana gerek spastikim, dayıklı, havalı, gelinmeyi serbede, sakatın basın, riyalı, uryalı, rakibi. Birini kaşıyla, katil olarak. Arası kalın değerli kardeşlerim, hoşçakalın. Sağ olun, var olun.